Evlenmedik mi falan ikiniz etti? Evet. Nerede ettin hocam? Mersin sahildeyiz. Ben de Mersin'e ilk defa gittim. Eşim gezdiriyor beni. Sahilde oturuyoruz. Döndüm. Gözlerine baktım. Standart ayağımızı denize doğru saldık. Döndüm gözlerine baktım. Ve almıyoruz birader dedim. Gül soktu bir tanesi böyle yandan. Evet. Abi. Hiçbirimiz beklemiyorduk bu oyunculuğu. Biraz da akılları azıcık gelip gidiyor ya. Ben de çocuk delirdi herhalde. Normal bir şey anlatırken gel şizofren biriyle konuşuyor. Almıyoruz biraz çıktık şuraya. Program çekiyoruz ya biz burada. Sen şurada. Kimse yok. Oğlum çok iyi oynadın ben çok korktum ama yani. Benim aklım gitti az önce. Dedim ilk defa bir bölüm gitti yani çocuk. Bizi bir hazırla böyle şeyler yapacaklar yani, tamam mı? Çünkü çok ciddi aldık. Almıyoruzlar. Hanımlar beyler, ben Deniz Mesut Süre. Ankara'da ilişki testi 4 mevsim tiyatro salonunda alkışlarla, rekor bir katılımla başlıyor. La la la, la 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 la. Sevgili İbrahim, sevgili Gamze. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gamzeciğim, ilişki kaç yıldır? 5 yıllık. 5 sene. Evlilik de var. 2,5 senelik yaklaşık evlilik var. Oh, mutluluklar diliyorum. Çocuk var mı? Yok, henüz. Çocuk fikrinde kim daha uzak? İkimiz de eşit mesafedeyiz aslında. Çocuk şurada, 1 metre Evet. Sen öbür tarafta. Aynen, ha, anladım. Hı-hı. Konusu hiç açılmıyor. Yok, açılıyor. Kim açıyor? Büyüklerimiz. Tamam. Yani sizden açan yok daha. Ya. Yalnızken açan yok. Zaman zaman konuşuyoruz aslında. Öyle mi? Çok, mesela çok da istiyoruz. Kaç çocuk istiyorsun hayatım? 5. Hayat biraz belli ki batin zayıf mesela yani. Mesela 2 falan. 9 ay 10 günden sen istiyorsun ki 46 ay hamile kal. 4 seneye tekabül ediyor 4. Evet biraz. Sen doğru. Lama değilsin. Sen bir insansın. Yani sen kaç istiyorsun hocam? Falan. Yani 2 3 olabilir belki ama 5 de olabilir ama eşim dediğiniz gibi matematiği çok kuvvetli değil. Öyle demeyelim de 200, 300 falan böyle. 300. 300, 200. 2 artı 3. Olmuşken 5'ini bir seferde çıkar yani. Kedi gibi veririz birkaç tanesini evet, buradan. Siparişli olsa. Arkadaşlar bu miniyi sahiplenecek olan var mı böyle bebek? Nerede çalıştınız hocam? Benim bir blogum vardı. Blog? Evet. İyi. İnternette bir blogum vardı. Orada yazılar yazıyordum. Çocukluğumla ilgili anılar falan yazıyordum. 1-2 yıl kadar gitti o. Ben bir gün film önerisi istedim. Hayat enerjimi yükseltecek. Komedi, aksiyon, bilim kurgu, fantastik o türlerde film önerebilecek olan var mı dedim. Eşim o zamanlar bilmiyorum. Film önerdi. Kelebeğin Rüyası. Çok güzel filmdir. İki çocuk verem oluyor, ölüyor. Hayat enerjimi yükseltecek. Onlar şair. Evet. İki çocuk verebiliyor. Hayır. Sanki bizi iyice üzdü. Hani genç... Müge Hanım niye hoş geldiniz? Ne oluyor? Gencecik iki kişi verem oluyor, ölüyor. Evet, doğru. Kız ölüyor muydu, ölmüyor muydu tam emin değilim. Yok. Ya hayat enerjimi yükseltmedi. Kesinlikle. Normal. Ve ben de yorum olarak tekrardan film önerdiğin için teşekkür ederim. Gerçi hangi kategoriye soktun da tavsiye ettin bilmiyorum ama hayat enerjim daha da düştü dedim. Bir tane smiley bile olmayan bir mesaj yaz. Ama teşekkür ediyorum dedim yani. Ne yazdın sen ona cevabı? Şöyle cevap verdim. Ve benzeri demişti. Kategorileri yazarken ve benzeri. Dememiştim. İddia ediyor şu an hala. Biz bu konuda anlaşamadık zaten. Ben de işte ve benzerine dayanarak önerdim dedim. Evet, sonradan işte ters psikoloji yaptın, aklımda kaldın, işte psikologsun diye ondan falan. Böyle muhabbetler döndü. Yaptın mı bunları? Yok. Yapabilirsin çünkü yani. Evet biraz... yapabilirmişim ama yok yapmadım. Daha okuyordum, mezun olmamıştım o zaman. Manya bak! Şimdi var ya anasını anlatırım ha. Mezun oldum artık yani. Bana bir aşık olursunuz anlamazsınız değer oldunuz. Sonra? Daha sonra ben blogumu kapatıyordum. Oo. Anonim olarak nereye gidiyorsun gibi bir şey yazmıştı birisi. Keşke isminle de sorabilirdin gibi bir şey yazdım ve de bendim dedi. Ve biz çocukluk anılarımıza daldık. Uzun uzun mesajlaşmaya başladık yine blog üzerinden. Mektup tadında. Daha sonra mektuplar, biz bir dönem ev almıştık. Araya girebilir miyim? Çok tabii küçücük. Ki. O nereye gidiyorsun muhabbeti orada kaldı. Daha sonradan bir yazı yazmıştı işte öncesinde. Keşke hiç araya girmeseydim. Çünkü bu önce miydi sonra mıydı?
Ama şöyle bir şey. O muhabbet orada kaldı. Birazdan vazgeçeceksen hiç girme konuya bak. Yeni ev aldıkları sıra çok güzel bir yazı yazmıştı. Böyle duygusal bir yazıydı. Ve kendi hayat hikayesinden. Biz ev aldık dediğin kim ev aldı? Ailenle. Evet evet. Heh. O zamanlar bekarım. Evle ilgili duygusal bir şey yazdın. Evet hani taşınma evle muhabbeti. Ilgili. Ne yazdın hocam? Bizim evde tencerelerin bile dili vardır. Bazısının 95-96 yıllarında defalarca kulbu değiştirilmiştir. Bazısının ezik köşesi beni çocukluğuma götürür falan gibi bir şeyler yazmıştım. Allah Allah. Öncelikle ben senin abinim. Tencerelerin dili yoktur. Bu çok net yani. Evet. Daha önce var mı tencereyle konuşan? Zannetmiyorum. Yok çok güzel bir kalemim var ama. Evet uzuncaydı birazcık da. Etkileyici. Beni etkilemedi ama etkileyen olmuş. Beni etkiledi. Dille de etkilenir yani. Ben buna bir şey diyemem. Zaten beni tanıyan kimse yok o blokta. Hiç kimse bilmiyor. Kendi kendime yazdım. Kaçtı o zaman mesela okuyan eden? Kaç takipçim vardı hatırlıyor musun? Azdır. Yani ama okuyanların birçoğu düzenli okuyordu. Bu ne güzel ya. Birçoğu düzenli okuyordu. Zaten sonra bak nereye vesile olmuş. Öncelikle kendim için yazıyordum. Tamam. İlk flörtöz buluşma? O çok sonra. Eşim bizim yeni ev aldığımızı öğrenince hediye göndermek istedi. Adresimi aldı. Biz aylardır yazışıyorduk ama site üzerinden. Ne telefonumuz var ne resmimiz var falan vesaire. Adresimizi aldı ve ev hediyesi gönderdi. Çok güzel bir tepsi göndermişti. Sadece. Tepsi? Evet. Neden? Çünkü sen yine bir şeyin peşindesin ben sana söyleyeyim. Hep kuruyorum böyle kafamda. Çünkü yazılarında kayınvalideme işte atıfta bulunuyordu. Annesiyle kahve ritüelleri vardı. Çok güzel böyle işte her gün hemen hemen kahve içiyorlarmış. Ben de işte o tepsi o ritüellerine eşlik etsin istedim. Şey yazsaydın sana konuşan tepsi gönderiyorum. Bizim orada tepsilerin de dili vardır. Hop al sana tepsi. Çok güzelmiş. Sonra senin aklında kaldı yine. Tabii, bu kız ama... kuntiz abi ben sana söyleyeyim. Vallahi bak. Tepsiyle beraber kitaplar da yollamıştı. Harikulade. Kimler vardı içinde? Mahir Ünsal Erişin kitabı vardı. Hı-hı. Ben bir öncekinde yanlış söylemişim olsun, onu. Olsun hiç önemli değil. Mahir Ünsal Erişin iki kitabı vardı. Ben karşılık olarak mektup yazdım. Kitap gönderdi. Kitaplarla beraber ve bu yıllarca devam etti. Yıllarca? Evet yıllarca. Hiç yüzümüzü de görmeden. Sesimizi de duymadan aynı zamanda. Seyirlerce hiç merak etmediniz mi yani? O sıra peki flört var mıydı hayatınızda? Yok. Benim vardı. Bu klasik hikaye şu an yine... yok yok. Peki flörtün haberi var mıydı bu mektuplaşmalardan? Biz arkadaşça mektuplaşıyorduk. Tahmin ediyorum canım yine de var mıydı? Vardır, vardır. Yani hocam vardır diye bir şey kesin, olmaz. Ya, yok şöyle. Konuşuldu mu ya? Kız dedi mi kimden geldi mektup? Konuşuldu. Ahmet mi dedim mesela? Konuşuldu. Hayır mektup arkadaşım var demişim. Pen friend. Evet. İyi. Hani ben hiçbir şey aramıyorum. Hiçbir bit yeri aramıyorum. Sadece haberi var mıydı diyorum o kadar. Var. Hatta benim blog açmamın sebebi birazcık çocukluk anılarım, birazcık gönül ilişkilerim. Kimseyle konuşmadığım, bahsetmediğim gönül ilişkilerim. Daha sonra kimse bilmeyecek ya. Kimse gerçek hayatı tanıdığım kimse bilmeyecek ya. Ama ilerideki hayat arkadaşım tabii tamamını en ince ayrıntısını okumuş. Neler yazmıştı orada gönül ilişkisi? Çok masum, çok güzel şeyler. Ne güzel sevmiş dedim. Gerçekten. Masum. Evet. Çok güzel sevmiş sevdiği kişiyi. Yapıyor şu an hemen fırsatını bulmuş. Konuşan el. Al bak burada. Gelelim ilk buluşmaya. Ben askerdeyim. Askerliğimin de bitmesine yakın. İnşallah zaten... oraya gelmemiştir çarşı izinden. Aslında öyle oldu. Rica ederim ya. Tepsiler de geldi, tencere onlar da geldi. Konuşa konuşa gittik Balıkesir'e kadar. Askere teslim olduğum ilk gün eve mektup gelmiş. Bana ulaşmadı. Ha. Acemi Birliği'ne mektup geldi. İkinci mektup Acemi Birliği'ne geldi. Daha sonra ilk mektup elime ulaştı. Ben ona yazıyorum. Askerden de karşılıklı mesajlaşmalar devam ediyor. O sıra flört var mı? Yok. Yok yok. Tamam. Yok. Karşılıklı mektuplaşma yine devam ediyor. Bir Ankara'ya gelme ihtimali oldu. Yüksek lisans için. Ben bere, eldiven ve atkı göndermiştim Adana'ya. Adana sıcak. Aslında kırılma noktası orası olabilir. Kız kardeşi bir fotoğrafını çekmişti Gamze'nin o zaman. Flu bir fotoğraf, çaktırmadan çekmiş. Koliyi daha açmadan ona sarılmış. Böyle gülümsüyordu 32 dişiyle beraber. Koliyi? Evet. Evet, ondan bir şey gelince mutlu Karma. Oluyordum. Çok güzelmiş. Çok duygulanmıştım, gözlerim dolmuştu. Birazcık ötelediğim, belki bastırdığım hisler artık daha fazla tutamamıştım. Ben ve bu de... şekilde başladı. Aslında askerdeydik ve daha hiç görüşmemiştik yüz yüze.
Allah'ın severseniz buluşun artık. Ne olur. Deminden beri dördüncüye soruyorum ilk hemen, buluşmayı. Hemen geliyor. Charles askere gidiyor, koli gidiyor, tepsiler konuşuyor. Daha buluşamadılar. Hemen geliyorum. 6 Ocak İstanbul'a anormal bir kar yağmıştı. 2017 kışı. O gün eğitim için... 2017 mi? Evet. İlk buluşma. Tanışmamız 2014, mektup arkadaşı olmamız. Siz ilişkiyi, 5 yıllık ilişkiyi o hiç görüşmediğiniz anda katarak anlatıyorsunuz. Evet. Arkadaşlık ilişkimizi de katıyoruz. Siz delirmişsiniz yani. Belki de dün karşılaştılar ilk defa, bilmiyoruz. Belki de düğünden geliyorlar. Oğlum çok tatlısınız bak, nasıl anlamıyorum hala yani. Evet, 5 yıllık bir ilişki. Evet. Tenceresiyle, tepsisiyle, tamam yani? Evet. Tamam. İşte 6 Ocak'ta İki sene oldu yani, geldi. 2,5. 2,5 yıl oldu. Tamam. 3 yıla yaklaştı. Eğitim için gelmişti. Ben de çarşı izindeydim dediğiniz gibi. Hadi be! Hı-hı. Çok da doğru bir psikolojiyle buluşmamışsınız ama olsun. Askerlik arka bu, kolay değil yani. Ne tepsi kalır ne tencere yani, hayat öyle bir şey. Sen çok güzel bir adamsın ama yani o dönem belli olmaz yermiş. Aa gelmiş! Şişli Camisi'nin avlusunda buluştuk ilk defa. Yanımızda bir yatır. Ben ona mektup yazıyorum, o da yazıyor. Tamam. İkimiz de İstanbul'u çok bilmiyoruz. O Ok Meydanı tarafından geçip ben Beşiktaş'tayım. Yürürken yürürken bir baktık etrafında ne var şu anda dedi mesela. Cami var. Tamam. En belirgin. Tamam ben de camiyi görüyorum ama karşı tarafında o da. Hatta ben bir türlü karşıdan karşıya geçemedim. Aradan otobüsler geçiyor, arabalar geçiyor. Bir ben geçemiyorum yani karşıdan karşıya. Trafiğin durmasını bekliyorum. Hayat sana anlatıyor. Geçme diyor işte. Ben inanırım yani. Buluşacağım. Geçme, geçme. Ha, sıçarım, geçme. Dön geri git. Öyle öyle geldim 39 yaşıma. Döndüm gittim hep. Ama hayat sonradan şöyle de söyledi. Ben geçemedim. Kendisi geldi benim elimden tuttu. Beraber karşıya geçtik. Mesela hayat böyle de bir şey diyorlar. Ben bıktım şu çiftten yani artık. Sürekli daha güzeller, bana göre daha derinler tokat yediriyorlar beni. Anladım. Karşıya geçtin, kızı elinden tuttun mu orada? Karşıdan karşıya geçerken. Karşıdan karşıya geçirmek için elinden tuttum evet. Buluştunuz ilk anda aslında elinden tutmuş oldun. Evet. Sonra nereye gidildi? Beşiktaş. Tamam. Otobüse bindik. Eşim hiç susmuyor. Çok heyecanlıydı muhtemelen. Sürekli konuşuyor ama istatistiki bilgiler veriyor. Her 10 kişiden 7'si şöyle. İstanbul'da şu kadar insan yaşıyor ve susmuyor. Bıdı 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 bıdı. Ne diyor bize? Her 10 kişiden 7'si neymiş? Mesela hatırladığım bir cümle şu. Başı kesilen bir tavuk 2 gün yaşayabiliyormuş biliyor muydun? Böyle bir şey dedim ya. Buluştunuz cami avlusunda. Geçirdi seni karşıya. 2,5 yıldır yazışıyorsunuz. Sen de evet. Dedin ki... Merhabalar, başı kesilen tavuk 2 gün daha yaşayabiliyormuş. Nereden buldun? O da şey deyip, biliyordum deyip sarıldım yani, öyle. Hiç kavga ediyor musunuz? Kavga. Siz kavga? Ama anlamıyorsunuzdur kavga olsa bile yani. Derinlemesine bir felsefi tartışmayla çıkıyorsunuzdur onun içinden. Yani fikir ayrılığına düştüğümüz anlar oluyor tabii ki. Saygıda kusur demeyeyim ona da, ağzından çıkan sert bir şey. Böyle tepsi tekmeleyen var mı? Sıçarım tepsine diyor. Yok Allah korusun. Mesela birkaç gün önce oğlum, ben... Oğlum tepsi sikler tekmeleyen o kadar korkma ya. Sinirlendim bir şeye. Nihayet. Evet. Evet sinirlenebiliyorum. O an işte konuşmuyorduk da zaten. Böyle bir sessizlik anı olur ya hani. Gittim odadan. Böyle derin derin nefes aldım. Biraz sakinleştim. Havam değişti. Tekrar gittim yanına. Yani böyle bir şey yaptım. Tavsiye ediyorum. Şöyle. Böyle kavgamız olmadı. Ben de ilişki testi sunuyorum şu an burada. En gergin anınız diyorum. Odaya girdim. Açtım pencereyi. Geçti. Evet. İşe yarıyor. Evet. Sen hocam? Hiç böyle yükseldiğin bir an oldu mu? Sesinin yükseldiği, ağzından çıkan değişik bir şey. Yok. Ağzımdan kötü bir şey çıkmadı bildiğim kadarıyla. İlla ki ufak tefek tartışmalarımız olmuştur ama hep saygı çerçevesindeydi yani. Sizin birbirinize olan saygınız beni çok rahatsız ediyor yani şu an. Çok düzgün biraz insanlarsınız yani. Sizi ben kendi bataklığıma çekemiyorum, anlatabiliyor muyum? Ne olarak kayıtlı sende?
Kusursuzum! Ya! Ne var kayıtlı? Gamzem, iki peki. Nokta üst üste parantez. Gülücük. Ha, ne güzel abi. O sende kalp, kızım. Kalp sadece. Kalp. Ha, sadece emoji. Araya i̇lk, kalp arıyor. Aynen, ilk sırada o çıksın diye aslında. Kırmızı kalp. Mor. Mor mu? Ha, güzel. Aşk sözcükleri söyler misiniz birbirinize yalnız kaldığınızda? Sanırım çok söylemiyoruz. Yani şöyle, böyle iltifatlar falan gibi değil de. Odaya geçiyorum, derin derin nefes alıyorum. O öbür tarafta anlıyor, onun içine doğuyor. Mesela tek kaldığımızda kocam falan diyorum. Yani böyle deyince de çok resmi oluyor. Estağfurullah. Ama. Estağfurullah. ama M eki var ya iyilik eki. Onu o kadar çünkü değil mi? O şu rica ederim. Fazla samimiyet o yani. Doğru. Koca de bundan sonra. Herhangi birinin kocası beyefendi gibi. Koca. Yani böyle tek kaldığımızda işte şakalaşıp bunlar bence aşk sözcüğü olabiliyor zaman zaman. Şimdi birden çirkinleşeceğim şaşırmayın. İşte. Hayatım senin en çirkin halin benim en masum halimin yanından geçme. Sen rahat ol. Sen o kadar tatlısın ki çirkinleş, gözünü seveyim çirkinleş. Yani mesela yanından geçerken ne haber ya Şuku falan diyorum. Delikanlı nasılsın diyorum. Böyle şeyler yapıyorum. Ne haber ya Şuku mu? Yavşuklu. Yavşuku mu? Delikanlı nasılsın mı? Keşke çirkinleşmeseymişim. Yani seni çirkinleşmiş halin yavşuku mu? Yani böyle takılıyorum aslında ve bence ya bunlar herhalde takılıyorsun, aşk sözcükleri değilse de samimi şeyler gibi geliyor bana. Bence de, bence evet. De. Acayip tatlı yani. Yavşuku. Kim istemez yani? Yavşuku. Diyorum. Ama kocamdan daha güzel. Vallahi bak. Evet. Biz zaten isimle hitap etmiyoruz. Genelde hayatım, aşkım falan diyoruz. Yani siz özel bir şey diyorsunuz. Ha, onları saymıyorsunuz. Tabii tabii. Aynen. Onun şeyi. Benim bazen bir evladım diye yükselişim var. Akli dengeniz tam olarak yerinde olmayabilir yani. Bak bir tane film vardır. Metin Erksan'ın Sevmek Zamanı diye. Bir fotoğrafa aşık olur. Adam Müşfik Kenter. O fotoğraftaki kadının kendisi geldiği zaman kendisine de o kadar aşık olmaz. Soğur kadından. Sonra posteri alır da böyle kayıkla çıkar. 2,5 sene aşık olduğunuz adamı ve kadını buldunuz mu? Fazlasını buldum. Kesinlikle. Valla. Çünkü bazen olur öyle. 2,5 sene yazıp işte aşıksın bir gel. Bu ne? Bitiyorsun yani. Ben gidiyorum 10 dakikaya gidiyorum falan deyip sonra. Önce yüz yüze tanışsaydık belki birbirimizi bu kadar iyi anlayamazdık. Anladım. Bu arada gençlere tavsiye etmiyoruz. 18 yaşının altından küçükler falan internetten buluştum gittim. Milyonda bir olur size denk gelmez. Hareketlere bak sanki kötü yoldan kurtarmış beni. Yok. Bir şey olmaz. Buluşulur ya internetten. Sizinki tabii ki daha nadir olacak bir şey ama yine insanlar buluşsunlar, flörtleşsinler. Bir şey olmaz yani. Gençlere ne diyeceğiz? Gençler sürekli memurlar.net'e girin. Salak salak takılın sıkıcı. Kim kaç almış? 72 iyi. 55 almış. Fizik örtüleri atanamıyor. Ay sıçan böyle kadere yani. Saat 8'den sonra evde misiniz genelde 9'dan sonra yoksa gezen bir çift misiniz geceleri? Biz tavuk bir çiftiz. Çok erken yatıyoruz. Sıkıcıyız biraz. Hiç değilsiniz. Öyle diyorlar. Acayip tatlısınız. Kaçta yatıyorsunuz? 10.30 10'da. 9.30'da da olur yani. Ama sabah 6'da falan kalkıyoruz yani. Eve kaçta giriyorsunuz gece işlerden? 5. Ha, eve geliniyor. Yemek yapılıyor sonra. Yok, genelde yemeğimiz hazır olur. Yani yarım saat 40 dakika içinde yemek faslı biter. Yani 6'dan önce yemek faslı bitmiştir. Sonra bir 5.30'da yemek mi yiyoruz akşam yemeği? Tabii. Çok sağlıklı. Et gençlere tavsiye et onları. Sen seversin. Gençler! Evde denemeyin. Gençlere tavsiye yapma. İnternetten buluşmayın. 9'da yatın. Sıçayım ben tavsiyelere. Gencim ben. Kanım akıyor. Deli akıyor. Delikanlıyım. 9'da yatıyorum. Ben niye yatıyorum lan bu kadar erken? Şık bulur musun bu adamı? Bulurum. Vallahi. Evet. Uydurur mu kıyafetini? Uydurur. Bir de mesela ikisi bir araya gelse güzel olmayacak parçalar giyince güzel oluyor. Şık buluyorum yani. Ha, ona yakışıyor. Aynen. Ayrı ayrı görsen dersin ki bu buna olmaz. Olmaz derim. Üstünde oluyor. Ne güzel. Mesela hep ona da söylediğim kareli pantolonu, çizgili gömleği, öyle bir şey var. Normalde gözümü kanatır yani o ikisi üst üste alt alta. Ama üstünde giydiğinde çok da rahatsız etmiyor. Yine de azıcık kanıyor galiba gözü. Biraz sızıyor şöyle. biraz bir kırmızılık şuradan göstermeden siliyor ayıp olmasın diye. Sen şık bulur musun? Yok. Bunu ona söylemişliğin var mı? Tabii. Defalarca. Ben gerektiğinde çirkinleşebiliyorum.
Çok isterim. Nasıl mesela? Yani şöyle, ne diyorsun şık bulmadığını ifade ederken? Evladım diyorum. Yani biraz daha dikkat etsen kesinlikle çok doğal bir insan. Yani çok elbise çapıt gözüyle bakıyor yani. Ben yine çok şey yapmıyorum. Yani uydurayım. Bununla bu güzel gider mi? Ay işte o ona uymadı falan. Hiç bakmıyorum yani. Elime ne gelirse giyiyorum. Ama tabii işim gereği insanlarla hep diyalog halinde olduğum için bir miktar da iyi giyinmem lazım. İkna olamıyorum bu duruma işte. Yani böyle kot tişört falan gidesim geliyor. Zaman zaman çıkalım sana bir alışveriş yapalım falan diye ısrar ettiğim oluyor. Ama kendisi yok var ne güzel oluyor işte bunlar çok güzel gibi yaklaşıyor konuya. O konuda bir şeyiniz yok yani masrafı falan yok. Yok çok masraflı insanlar değiliz ikimiz de. Lisedeyken arkadaşlarım şey demişti. Gamze aramızda para toplayıp sana kıyafet alalım mı demişlerdi. Ben de yok teşekkür ederim demiştim. Buradan onu da istemedim. Cevabını da gerçekten yine saygı çerçevesinde yani. Evlenmedik ki falan hanginiz etti? Beret. Nerede ettin hocam? İki evlenme teklifi var. Esas sizin sorduğunuza cevap vereyim. Hocam! Senin bir manipülasyon kabiliyetin var farkındayım. Ben yemem. Öyle senin sorduğun öbürü... Ben öbürünü soruyorum ama bakayım. Tamam diğerini soruyorum. Tamam. Mersin... Bana anlatacak olduğunu yut öbürünü. Mersin sahildeyiz. Kuşimato sokağı mıydı? Öyle bir şey evet Kuşimato. Galiba Kuşimato sokağıydı. Sahilde oturuyoruz. Ben de Mersin'e ilk defa gittim. Eşim gezdiriyor beni. Sen Mersinlisin kuzum galiba. Tamam. Ben Ankaralıyım. Ben Mersin'i soruyorum. Sen şey yapmayın. Sahilde oturuyoruz. Döndüm. Gözlerine baktım. Standart ayağımızı denize doğru saldık. Döndüm gözlerine baktım. Ve almıyoruz birader dedim. Gül soktu bir tanesi böyle yandan. Evet. Abi. Hiçbirimiz beklemiyorduk bu oyunculuğu. Biraz da akılları azıcık gelip gidiyor ya. Ben de çocuk delirdi herhalde. Normal bir şey anlatırken ya şizofren biriyle konuşuyor. Almıyoruz biraz. Çıkın şuna ya. Program çekiyoruz ya biz burada. Sen şurada. Kimse yok. Oğlum çok iyi oynadın ben çok korktum ama yani. Benim aklım gitti az önce. Dedim ilk defa bir bölüm gitti yani çocuk. Bizi bir hazırla böyle şeyler yapacaklar tamam mı? Çünkü çok ciddi ciddi artık. Abi hızlar! Onu gönderdikten sonra, çiçekçiyi gönderdikten sonra... Bir daha gönder bakayım çiçekçiyi. Tamam. İşte tekrardan gözlerine baktım hanımıma. Dedim ki sen de çektin git orada bir daha var. Bu arada etrafta öyle gül satmaya çalışan çocuklar var. Ben mahcup oluyorum. Şehrimize ilk defa gelmiş böyle hani sanki sahiplendim böyle misafir yani Mersin'imizde bu gülcülerin ne işi var diye başlıyoruz. Hayır öyle değil. Gülcülerin değil. Yani adamı rahatsız ediyorlar diye mi? Evet çok ısrarcılar. Normal gülcü o işi o oraya. Evet ben de mahcup oluyorum hani ilk defa gelmiş ya. Ne tatlısın aslında ya. Böyle değildir Mersin falan böyle içimde. Bakma. Mersin'de 4 tane gülcü var hepsi burada ya. Adam ondan demin yaptı onu. Sinirlenmiş onlara belli. Almıyoruz ama onu. Çok ısrarcılar. Hatta benim gönderişimden etkilenmiş galiba. Evet. Açık söyleyeceğim. Abi. Ben de etkilendim az önce gördün ya. Başka bir şey konuşamıyorum. Ben diyorum ki acaba... Ben alışığım hani görüyorum hep etrafımızda. Şimdi korkar mı, tırsar mı böyle birazcık da sanki... bir şey madde almış gibilerdi. Tamam. Satanlar. Acaba işte korkar mı, çekinir mi? Şimdi ben yazı falan yazıyorum falan ya kalem oğlanı gibi mi düşündü artık öyle beni? Düşünüyorum. Ama böyle... Sonra birden sert çıkınca... Kalem oğlanı böyle göt oğlanı der gibi çok değişik bir tabir oldu yani. Kalem oğlanı. Edebiyatçılara şairlere böyle diyemeyiz yani. Yok, adam şiir yazıyor diye sokaklarda sürekli tokat yemiyordur yani. Edipcan sever gel lan buraya ne yapıyorsun? Böyle bir dünya yoktur. Onlar da normal hayatta karışıyorlardır. İki fiske atmıştır ya. Tabii. Kalem oğlanı. Öyle bir çıkış yapınca ben de işte etkilendim. Tırsmıyormuş değil mi? Tırsmıyormuş ha, dedim. Kimsiniz lan siz? Aynen. Aslen Adanalılar. Çünkü yani biraz daha dik durmak lazım. Sen ne var aga? Sen anladım ben seni. Senin romantik tarafın kalemin de iyi. Ama bir yandan ortam da biliyorsun. Gerekirse de bilmem ne bilmem ne. Çıkartırsın kasaturayı. Yok estağfurullah. Kasatura çıkartmam ama küçük yaşlardan beri çalışıyorum. Yani Ostim siteler oraları da bilirim. Sonrasında KPSS'ye girdik. Öğretmen bulduk. Aha. Hayatın içinde. Ama sokak çocuğuyuz diyorsun özünde yani.
Sokaktan geldik. Herkes kadar tabii. Anladım. Sonra teklife gelelim. Ben süslü şeyleri çok sevmem. Yani lükstü, romantizmdi, hani belki size ilginç gelecek ama. Ulan demin tencere konuşuyordu, affedersin, evin içinde. Yani yapmacık olan... Tepsiler konuşuyor, tencereler ayaklanmış, ben sevmem romantizm, yoo. Yani yapmacık olanını sevmem. İnsanlar zorunluluk gibi geliyor. Şimdi yani oldu. Çok insan hani evlilik teklif etmek zorunda. Evlilik teklif edilen bir şey değil bence. İki taraf karşılıklı düşünür, görüşür, karar verir ve evlenirler. Yani biz evlendik diye eşim bana lütfetmedi veya ben ona bir lütufta bulunmadım. Beraber karar aldık ve evlendik. Biz hiç böyle şeyler demedik size zaten yani. Tabii ki o kadar iyi denk gelmiş. Sen dedin ki teklif benim içimden geldiği için ettim diyorsun aslında şu an, değil mi? Gibi, zorunda evet. Değildim diyorsun yani. Evet. Etmesem de olurdu. Zaten ben çok şaşırdım. Hiç beklemiyordum. Valla. Nasıl girdik konuya? Şimdi aslında benimle evlenir misin demedi. Siz diğerini unutun dediniz ya, onu anlatıyor şu anda. Ben buradakinin evlenme teklifi olduğunu çok idrak etmedim. Sonrasında idrak ettim. Ne dedi peki? O cümleyi kurmadan daha da güzel ifade edilebilir aslında bence de yani. Ayakları uzattırdı denize karşı. Gülcü siktirdi gitti. Şu an böyleyiz. Evet. Orada kalmıştık. Yol uzun dedim. Meşakkatli. İnişi var, çıkışı var. Otostop çekelim. Ne istiyorsun? Ne peşindesin? Gel desem gelir misin dedim. Akıllarda tek bir sorun. Nereye? Yorulduğum yerde hadi devam edeceğiz der misin dedim. Ağzım biraz laf yapar. Çok konuşmayayım. Seni etkilemek istemiyorum dedim. Bak. Dur. Elif o kadar iyi oynuyor ki şu an bunları bana söylüyor zannettim ben. Şöyle bir şey yine aklı gitti zannettim. Ağzım laf yapar be suçum, seni etkilemek istemiyorum. Ben böyle aldım. Güzel abi, hepsinin arkasındayım, altına imza atarım. Vallahi çok güzel. Teşekkür ederim. Ne dedi peki cevaben? Ne diyorsun? Gelirim dedim. Ne dedin cevaben? Gelirim dedim. He? Gelirim dedim. Vay be. Anladım. Yorulursam beni kaldırır mısın mı? Yok öyle deme çocuk. Daha mı zannettim? Ben de gidip yüzeysel köpek. Yorulursam benle beraber öksürür müsün? Öksürürüm. Anladım. Sen de gelirim dedin. Aynen. Onunla ama evlenme teklifi olduğunu düşünmedin. Şöyle çok uzun vadeli bir şeyi kastettiğini düşünerek evet dedim aslında. Evlenme teklifi gibi o an idrak etmedim ama varım yani. Seninle her yola, gideceğimiz her yere, yaşayacağımız her ana varım demeye getirdim ben de. Onu evlilik teklifi gibi algılamadım. Böyle uzun vadeli ileriye dönük bir söz vermiş gibi oldum. Çünkü daha kıymetli bence. Evlilik. Vallahi öyle. Daha altı dolu. Böyle şu bütün söyledikleriniz benimle evlenir misin cümlesini donunda sallar. Vallahi bak. Dikkat etsen benim ağzım senin kadar laf yapamıyor yani. O yüzden etkilenmezsin benimle, rahat ol. Öbürü hangisi? Asıl benim sormak istediğim. Bundan bir ay kadar sonra psikolojik danışmanlık merkezi açmıştı. Hayırlı olsun kuzum. Kapattık. Yine şom ağzımla... Abi haciz geldi, haciz bir sus ya. Benim bunu dediğimin ertesi günü dükkan tuttular. Gelir misin dedim ya, Tarsus'ta dükkan tutuldu. Ve hiç kimse... Sen ama kıza metaforlarla konuşmuşsun. O yol derken anlayamayabilir yani, Susurluğa mı gidiyorsunuz, nereye gidiyorsunuz belli değil ki yani. Hemen ev tuttu, Tarsus'ta tuttu. Sen dedin ki bu kız kalacak herhalde. Evet. Yok ben öyle demedim. Ama... Bahsettiğim herkes hani evleneceğiz diyorsunuz orada dükkan açılıyor gibi yaklaşıyor. Doğru. Ben de gelirim dedi dedim. Yani hani varım dedi, o yüzden gerisini sorgulamaya gerek yok gibi düşündüm. Vardır bir bildiği demiş içinden. En kötü gelmez o zaman. O da olabilir yani. Sonra dükkan ne kadar açık kaldı orada? Yani resmiyette bir sene kadar gibi ama çok fazla orada aktif bir şeyler olmadı zaten. Ha iş oturmadı aynen. Yani. Sen aynen. Peki hocam bu endişeni paylaştın mı hanımefendiyle? Paylaştım, konuştuk. Geleceğim dedin, dükkan açıyorsun filan. Sen tabii daha güzel ifade etmişsindir bunları da yani böyle denmez.
Ama şöyle hani evlenmemiz hemen ertesi gün olacak bir şey olmadığı için bu süreçte bir miktar hani belki para kazanabilirim, işte birikim yapabilirim, tecrübe edinirim, gideceğim şehirde işte iş bulma imkanım artar. Böyle bunların hesabını yapıyorduk aslında. Ve öyle de oldu. Oh ne güzel. Kafanızdaki gibi oldu. Evet. 2 Nisan'dı. Ofisindeyiz. Biz sürekli karşılıklı artık önceden mektupla gönderiyorduk ya kitapları. Elden veriyoruz artık kitapları. Mustafa Çiftçi çok kıymetli bir öykü yazarıdır. Onun kitaplarını, o Tarsus'a gidişlerimde hep üst üste onun kitaplarını okudum. Hep onun içine notlar alırım. Günlük gibi kullanırım kitabın boş kalan yerlerini, boş sayfalarını. Ve her kitap verdiğimde çok mutlu olur. Olağanüstü mutlu olur. Adem İkekli ve Chopin adlı bir kitabının kapağına şöyle bir şey yazmıştım. Bu kitabı okuman tahmininden uzun sürecek. Bu kitap başka kitap diye yazmıştım. Ofisindeyiz. Ben yola çıkacağım. Yan tarafta üzerimi değiştirebilir miyim dedim. Girdim. Takım elbisemi giydim. Sana kitap getirdim dedim. Kitabı görünce çok heyecanlandı. Zaten o bana dünyalara değer. Yani yüzük görünce değil de kitabı görünce çok heyecanlanması, mutlu olması. Bir her yandan zaman da gibi. Paran da cebinde kalıyor. İyi yani. Hayır hayır. Estağfurullah. Ben yine kendi bakış açımdan durduğum yerden şöyle. Benim eksi iki tabii size göre durduğum yer. Yeryüzünü göremiyorum şu an. Yüzük aldım. Diyor kız. Kitap almışım. Aa yapıyor yani. Müthiş bir şey bu. Kitabın içinde de şöyle cümleler. Önce okudum tabii. O veriyorum. Geleceğim dedi. Alacağım dedi. Seni Ankara'ya götüreceğim dedi gibi cümleler geçiyor. Onların da altı okurken tabii Gamze'yi düşünerek altını çiziyorum. Ortalarında bir sayfasında ben kitabı aldı, çok sevindi, sarıldı öptü falan. Konu kapanacak, içini açsaydın, içine baksaydın falan dedim. İçinde şöyle bir şey yazıyordu. Ne zor şeymiş yüzük sevmem diyene yüzük vermek. Benim elimden bir kitaba hayır diyemezsin diye düşündüm. Benimle evlenir misin diye yazmıştım. İçinde bir de yüzük, yüzük vardı. Yüzük de var. Arada yüzük vardı. Ha. Akıllarda tek bir soru, yüzük kaça? Resmi ritüeller oldu mu? Kına, nikah, düğün? Tabii, çiftler çiftler. Biz istemiyorduk, çift düğün oldu. Hiç istemiyorduk. Böyle anlatıyorlar. Ben çok şaşırıyorum insanları. Çift kına olmuş, utanmıyor musunuz yani? Tabii tabii. Erik dalı yine gelerekti yani. Rica ederim ya. Her şey usulüne uygun diye. Tabii tabii. Bir Mersin'de oldu, bir... Ankara'da. İki tane ayrı düğün. İki ayrı kına. Bir kına. Tek. Ha, tek kına. Altın takıldı iki kere. Yani Mersinliler Mersin'de taktı, Ankaralılar Ankara'da. Sen isterdin ki Mersinliler buraya da gelip taksınlar değil mi? Ankaralılar Mersin'e gidip takmaz mıyız birerden daha? İlişkin dokunmatiği kim? Eşim. Öyle mi? Sever misin muç muç? Severim galiba. Galiba mı? Ya şimdi Mesut Süre izliyor olsak kolumu omzuna atardım. At. İzliyorsun şu an. Bak izliyormuş gibi izleseniz de beni oradan. Dur bakalım, delirdik. Ne yapacağız bakalım? Öncelikle yerimden kalk hayatım çünkü o taraf benim. Evet. Ters oturuyoruz şu an. Sizi izlerken. Ama kalkamayız sanırım. Mikrofonlar var. Böyle sanki şey... Ben yerleştireyim dur. Saçma sapan. Tamam. Beni izler gibi oturun bakalım. Ben şimdi ekrandayım. Şimdi önümüzde jüri de var. Tamam. Jüri de bizim Puf. Puf'umuzun adı. Kedi. Puf puf. Yuvarlak. Ha, pardon. Şu ayağımızı uzatıyoruz. Puf'a isim mi taktınız? Evet. Tepsinin bir adı var mı? Olmadı da abi Kazım Aslıçam bu nedir ya? Tepsimizin adı ne hayatım? Adı var mı? Tepsi, evdeki tepsi. Ben de bilmiyorum. Hafızası zayıftır, Refika. Ha evet. Refika mı? Refika. Puf'un adı? Jülide. Jülide. Başka böyle isimli bir şey var mı ortada? Ne bileyim, çekece, metin falan öyle şeyler söylüyor musunuz? Yok. İkisi. İkisi benim var. Eski telefonuma Karabaş diyordum. Küçük siyah bir şeydi. Ben de aynı durumdayım. Lütfen birbirimizi anlayalım şu an. Siz, ben de orada oturuyorum şu an. Uzatın bakın şu de ayakları. Beni izliyorsunuz. Tamam, çok mesela izlerken ne yapıyoruz? Ha tamam. Jüri de tamam. Yapın. Tamam jüri de. Mesela izliyorsunuz ilişkisini. Biz katılırsak şunu deriz bunu deriz diyor muydunuz yani? O an durduruyoruz. Ha durdurdun. Evet hemen birbirimize soruyoruz mesela. Soruları. Ha. Çoğu zaman öyle oluyor yani. Farklı soru geldiyse özellikle. Hemen. Aa bu yeni düşmüş. Bu soruyu sormuyorlardı. Evet. Yani bu soru. İyi valla programda kafa yormuş. Yeni soru bulmuş bir tane.
beyler, bendeniz Mesut Süre, harikulade bir bölümle Ankara'da alkışlarla devam ediyoruz. Koca, sence dünyanın en yakışıklı adamı mı? Benim için evet. Senin için de olmamalı bence yani. Daha güzel olsaydı dediğin bir fiziki özelliği var. Düşündüm. Tamam. Burun delikleri çok dar. Çok dar mı? Evet, küçücük. O tamamen onu ilgilendiren bir şey yani. Sen bunun adına mesela odana girip iki kere sert nefes aldın mı üzülmek için? Tabii. Çıkıp hayatım burun deliklerin çok güzel be. Yani şöyle kusur aradım, bulamadım. Daha sonradan burun deliklerine gözüm çarptı. Şöyle bir baktım, biraz sanki dar. Şimdi dar burun deliği uyku esnasında belki de horultu yapıyordur. Yapıyor mu? Yok, henüz yapmıyor. Ha, bebek gibi uyuyor, sessiz. Öyle mi? Güzel. Hocam, dünyanın en güzel kadını mı? Çok güzel. Bence de çok güzel. Sen de çok yakışıklısın. Peki dünyanın en güzel kadını mı? Bilmiyorum. Bütün kadınları bir görmem lazım eğer. Sağlıklı bir karar vermek için. Daha güzel olsaydı dediğin bir fiziki özellik? Ha, ben mi söylüyorum? Pardon. Hep hemen korktuktum az önce. Her şey. Şu sen değişik de bir adamsın. Almayacağız kardeşim, almayacağız. Şöyle. Biz dönem dönem spora takıyoruz. Spor yapmaya çalışıyoruz. Kilo vermeye çalışıyoruz. Daha sağlıklı olabilmek için. Bu yönde bir gayretimiz varken hani söylemesem olmaz. Belki biraz daha zayıf olabilirdik. Her ikimiz de. Hadi hadi. Direkt bana diyor aslında da bir miktar. Zaten bu ortamda bir de diyorsun sana diyordur hayatım. Evet, yani evet. Bana demez diye tahmin ediyorum. Hani böyle zayıflayabiliriz dedi, kibarlık yaptı. Teşekkür ediyorum ama evet biraz daha zayıf olsam. Yo, bence çok bazı insana yakışır yani. Sen çok güzel kaldırıyorsun kiloyu. Teşekkür ederim. Valla azıcık zayıf olsan der ki hadi su böreği yiyip yatalım. Bazen birinin bir özelliğine aşık olup onu değiştirmeye çalışırsın. Onu değiştirdiği zaman da tekrar onu geri istersin. Sende de öyle. Bir gram verme, siktir et. Bana uyar. Tabii zayıflık birçok insana bence yakışmıyor. Ben sağlık için söyledim. Tabii canım. Arada beyni över misin? Överim. Valla. En son hangi konuda övdün? En son buraya gelmeden de övdüm. Ne dedin? Ya şu. Neymiş? Yavşum bu mu? Rica ederim hocam. Nasıl yani işte çok yakışıklı olduğunu söyledim. O programa bomba gibi hazırsın falan dedim. Çok güzel kısır yapıyor. Kısırını övüyorum. Evet. Genelde övüyorum. Buraya gelmeden yapmadı değil mi kısır? Yok, yapmadı. Yok. Ha, tamam. Buraya gelirken işte yakışıklı olduğunu söyledim. Ha, bu çok şekilde övdüm. Güzel görünüyorsun dedim. Aynen. Yani. Sen hocam över misin adamı? Överim. Ne zaman övdün en son? En son ne zaman övdüm? En son sunumuna ne zaman geldiysem o zaman kesin övmüşümdür ama arada bir daha övdüğümü bilmiyorum. Onun sunumlarına öyle gidebiliyor musun sen? Tabii tabii. Ha, katılınabiliyor. Anne baba atölyesi yapıyor veya işte herhangi bir konu hakkında sunumlar falan veriyor. Onlara katılıyorum. Tabii eleştiriyorum da. Hani şurada belki daha aktif olabilirdin, daha örnek açabilirdin, daha baskın konuşabilirdin gibi eleştirilerim var ama. Bayağı beğeniyormuşsun gerçekten yani sunumunu. Manyağa bak, 8 tane madde saydı. Azıcık da kilo versen mükemmel olacak senin sunuculuğun. Eleştirir misin bu adamı? Eleştiririm. Ne zaman eleştirdin en son? Yani hatırlamıyorum ama genelde söylerim. O an beni rahatsız eden bir şey varsa söylerim. Onu öyle değil de böyle yapsaydım falan derim. Ama ne o? Susuyormuşum ya. Aa evet. Mesela fikir ayrılığına düştük. Bir konuda tartışıyoruz. Bir şey soruyorum. Burada seni rahatsız eden ne dedim mesela? Bir saat cevap yok. Yani duymadı mı beni? Düşünüyorsa düşünüyorum desin diyorum. Ya da işte ama cevap vermeyecekse... Ama bir saat sessiz kaldıysa ikinciye sorabilirsin. Yani yok. Senin tek hakkın yok. Hayır hayır. Sordum duymadı ya. Kocan o yani. Bir daha sorarsın. Ben arada soruyorum zaten. Mesela düşünüyor musun? Yani cevabını mı düşünüyorsun? Güzel. Ne cevap veriyorsun adamı? Cevap mı vermek istemiyorsun? İşte vermiyor. Yine. Yani o da beni rahatsız ediyor uzun süre susunca. Sopalık. Çok net. Derin nefes almalık işte o anda. Yine kendi bataklığıma çekemedim. Sopalık diyorum. Yo yo yo, nefes yo. Sen eleştirir misin hocam?
eleştiriyorum. Dur bir dakika, şu onu sormadan. Sen niye susuyorsun böyle aniden bir anda? Düşünüyorum, üzerine bazen dalıyorum. Bir saat. Bir saat. Hanım bir şey sormuş. Bir saat değil. Delikler de küçük burunda. Bazen cevap vermem gerektiğini unutuyorum. Yani evet, o kadar düşünüyor ki. Şimdi. Bir şey sormuş sana. Düşüncelere dalmışım. Cevap vermeyi unutmuşum. Ayıp bu. Ayıp ama yani. Bir şey sorulmuş çünkü. Çok kızıyor zaten. Haklı evet. Ama. Uzun zamandır bu kadar haklı kadın görmedim ben yani. Anladım. Unutuyorsun. Sen eleştirir misin? Eleştiririm. Hangi konuda eleştirdin en son? İşte ufak tefek sunumuyla ilgili şurası şöyle olabilirdi gibi. Ya da... Ne sunumu şaka? Sen gitme şu kadını izlemeye yani. Belli ki darlıyor kadını. Ben azıcık anladım seni yani. Çok hafif, çok hafif şeyler. Siz sordunuz diye söylüyorum. Yoksa... Dört tane madde saydın aga. Kendimi gerçekten geliştirmek için gittiğim sunumlar, eğitimler. Ha, şimdi oldu. Kesinlikle. Yani konusunda çok yetkin buluyorum. Teşekkür ederim. Siz böyle yarım saat önce tanışmış gibisiniz, yemin ediyorum. Onu çok yetkin buluyorum. Demir diyor ki çok teşekkür ediyorum. Aa lütfen. Ben de, kaç gibi kalkıyoruz? İki gibi kalkıyoruz hayatım. Önce kahve mi içelim? Siz bilirsiniz hocam, siz yani... Sizden daha samimi üç günlük arkadaşlar biliyorum, öyle söyleyeyim. Ya çok... Sanki saygıyı mı azıcık abartıyorsunuz yani? Öyle mi ya gerçekten? Öyle mesela mi? O sana dedi ya mesela... Çok yetkin buluyorum. Eyvallah falan mı? Hayır hayır. Sağ olasın birader şöyle. Eyvallah yavşuku. Hayır hayır. Sağ ol hayatım, sağ ol bir tanem. Ne bileyim bir makas, bir canımsın, çok tatlısın. Hani böyle içten gelir ya öyle şeyler. Gelir. Düz teşekkür etmez yani birbirine. Gelir diyor, gelmiyor senden. Burada hani bin kişinin karşısında. Ha, ondan. Araya şey koydunuz. Tabii, tabii. Mesafe. Normalde evin içinde de... Teşekkür ederim demiyorsun yani. Teşekkür ederim ama... Tamam. Asıl ben teşekkür ederim. Konu o değil. Ya böyle düz robot gibi teşekkür ederim demem. Anladım. Kuzum tam olarak ne yapıyorsun? Anlatmak ister misin kameraya? Bizim izleyicilerimizden belki senden almak isteyenler olur. Dediğim gibi psikoloğum. Bir okulda çalışıyorum kurum psikoloğu olarak. Bir de Instagram sayfam var. Hani oradan da yazılar paylaşıyorum. Kendimce araştırıp okuyup. İşte doğru olduğuna inandığım şeyleri paylaşıyorum. Takip etmek isteyenler olursa şayet. Neymiş adres? Psikolog.gamze benim Instagram hesabım. Bu şekilde. Hani şahsi kişisel paylaşımlar yapmıyorum. Daha çok mesleki paylaşımlar yapıyorum. Ha, insanların işinde yarar o yüzden. Aynen. Hani faydalanmak isteyenler varsa, okumak merak edenler varsa bakabilirler. Ben de seni paylaşırım bu bölüm yayınlandığında. Teşekkür ederim. Psikolog.gamze. Aynen. Nasıl aldın bunu? İyi gayet. Hemen aldım. Başka Gamze yok muymuş psikolog? Bir tane de noktasız vardır kesin. İki tanedir bunlar yani. Fışt yaptın. Bir huyu değişecek. Hangi huyu değişsin? Sabahları çok erken kalkıyor. Huy olarak. Bu bir huy. Bence ya, huy de huy. Bence de huy. Çok erken kalkıyor. Kaçta yani? Kaçta yatarsa yatsın. Yani en geç işte 6'da uyanıyor. Boşa? Ama ben bu de büyük kalkıyorum. Büyük dert yani. Vallahi billahi. 6'da kıpır kıpır bir ya. Bir dur. Yatmışım 3 saat eve. Bu geldi ilk aklıma. Anladım. Kalkıyor mesela. Sen normalde sana kalsa kaçta kalkarsın kuzum? Ya ben de çok geç kalkmıyorum aslında ama onun mesela dinlenemediğini, uykusunu alamadığını falan düşünüyorum. Kalkıyor işte. Uyusa halbuki daha iyi olur. Sen yine rahatsız olmak bir yana. Ha evet. Yo beni rahatsız hay etmiyor. Hay sıçayım böyle inceliğe ben yani. Ben sizin karşınızda perişan oluyorum şu an yani. Ya, altıda kıpır kıpır. Yarımda. Uyuyamadı be. Vallahi toplayamadı enerjisini ha. Tüh ya. Azıcık daha uyusa da dinç olsa keşke. Onun yerine bir tane vurursun. Ya ben uyuyorum ki o uyandıktan sonra. O yüzden benlik bir sıkıntı yok. Ha. Ses yapmıyor. Kitap okuyor. İşte bir şeyler. Sabah 6'da. Hiçbir acaba kitap da şaşkın sabah 6. Sayfalar açılmış. Ne oluyor lan? Kitap bile diyordur. Ne güzel uyuyorduk ama o gidiyor. Yani. 6 saat 6'ya. Açık kapat bir de açık uyuyacağız ya. 53. sayfamı açmış sanki bok var. Kapat şunu.
Sabah alttakine bakıyor. Ne güzel hocam ya. Vay anasını. Hep altta zın diye kalkıyor. Kaçta yatarsan yat. Birde yattın diyelim. Yine altta mı kalkıyorsun? Tabii aşağı yukarı. Alarm kurmasa bile kalkıyor mesela. Zın diye. Vay bu köy hayatı ya bu. Hayır hayır. Biz, yani biz de köy çocuğuyuz anne tarafından. Orada da yani 5.30-6'da herkes ayaklıdır. İşleri güçleri var tabii bir yandan. Bu arada istediğim bir özelliğim değil aslında. Ben de isterim uyuyayım ama erken uyanıyorum. Erken yattığımız için dinç kalkıyorum bu arada. Yani yatma erken. Problem olmuyor. Onda yatma. Kaçta yatarsam yatayım. Birde yattım bugün. Yine aynı. Yarın da birde yattın. Sabah karşı 5'te yattık yine öyle. 6'yı 5'te yattım. Ya o günden... Bir saat sonra kalkıp da bir kitap okuyayım mı diyor ya? Yani. Abi rica ederim. Bir saat uyuyup kim kitap okur? Tabii kitabı kafa kaldırmaz da bir saat uykuyla evin içinde gezmeye başlarım bu sefer. Sabah 6'da. Öğrenci evinde çok güzel oluyordu. Seninle asla aynı evde kalınmaz hocam. Kiranın hepsini ben vereyim git bu evden yani kusura bakma. 6'da geziyor ne oldu lan buna biz daha yeni yattık işte diye. Uyku kültürünüz aynı mı mesela aynı anda bir yatağa giriyorsunuz her zaman. Aynen. Öyle birinde diğerinde azıcık ben televizyon izleyeyim diye bir kültür yok mu? Henüz çok yok. Televizyoncu değiliz zaten. Beraber ortak film ya açarız. Ya da Netflix bir şey işte canım. Fark etmez. Beraber biter genelde. Ha. Hadi hayatım yatağa der biri. Beraber gidersiniz. Evet. Vallahi dayımla yengem ya. Vay arasını. Ya hocam sen 88 değil de 51'li olabilir misin mesela? Bak bakalım. Böyle şey gibi. Tövbe estağfurullah abimle konuşuyor gibi yani. Ben böyle haşarı yaramaz piç erkek kardeş gibi duruyorum yani. Baksana da bak vakur bakıyor. İnşallah o da bir gün olgunlaşır. Hayatı anlar. Peki düğün esnasında mesela sizi ben biraz orijinal oldum ya çift olarak. İşte kına, düğün vesaire. Hiç yapmak istemememize rağmen yaptığınız bir şey oldu mu düğün sürecinde? Oldu. Ne oldu? Elime testi tutuşturdular. Testi? Testi. İşte buramı aldım. Hatta nasıl tutacağım bunu falan dedim. Kınada. Şurana koy dediler. Tamam. Hiç de yakışmıyor yani. Burama koydum. Bize çok yakışır ama şuraya bir testi. Şurada 500 kişi birer testi koysak görsen o manzarayı. Oo. Yani beklemedim bir anda ya da o yüzden öyle düşünmüş olabilirim. Sandalye getirildi hemen. Oturdu İbrahim. Eline dayım bir tesbih verdi. Konsept yaptılar hemen böyle. Ben etrafında dönüyorum, oynuyorum. Vallahi mı? İstemiyorum halim bu arada. Arada şey yapsaydım. Teşekkür ederim. Sonra işte halka kır kır at at falan bir şeyler dedi o etraftakiler. Ben sevdim bayağı oynamayı. Birkaç turdan sonra... Oynamayı çok sever bu arada. Öyle mi? Severim evet. Ha tamam. Birkaç turdan sonra testiyi attım. Nereye attın testiyi? Ayaklarının dibine. Neymiş anlamı onun? Bolluk, bereketlik herhalde öyle. Ha böyle tamam. Şey. Kötü huyu varsa çıksın gelinim falan gibi böyle eskilerden. Altıda kalkıyor bu. At testiyi at! Daha kötü huyu ben uzun zaman duruyorum. Keşke hırsız olsaydın da altıda kalkmasaydın yani öyle söyleyeyim. Yani uyuşturucu kaçır altıda kalkma öyle söyleyeyim. Sen peki kuzum kaçta kalkıyorsun sabahları? Yani çok geç değil benim de aslında. Şöyle 7'ye doğru kalkıp çıkıyorum. Eve bak sabah 7'de disco gibi ortam şenlik. Ama zaten çok erken yatmışız dediği gibi hani uyanıyoruz kendimizden. İşimize bu gidiyoruz. Alışkanlığınız hep mi vardı sizin birbirinizden sonra mı oldu 9'da 10'da yatmak? Benim ortaokuldan beri var. Çünkü. Ortaokulda olur. Bebekken olur. Bunlar tamam. Ama bir fiil devam etmiştir yani. Sevdin yani sen bu erken uyuma işini. Aynen. Aslında tabii daha sağlıklı derler. Gece 11 ile 3 arası o 4 saatlik uykuya çok kıymetli derler. Siz hep o kıymetli uykuyu alıyorsunuz yani. Bir de 8 yaş küçük bir kardeşim vardı. Herhalde onu örnek olayım falan mı diye düşündüm. Ben de yatıyordum onunla beraber. Ya bütün o enerjiyi uykudan alıyorsunuz ama hayat hiç belli olmaz. Hepimiz belki sizden sonra ölürüz. Dur bakalım hayırlısı yani. İşiyorum sabahlara kadar. Bok gibi sağlıksız hayat. Haberleri gelmiş. Abi ne oldu bir anda gittiler kalktığınızda ya. Çocuk kitap okurken yığılmış tabi altına böyle. Tabii ufak çılgınlıklarımız oluyor. Çılgınlık! Bazen kitabın sayfasını yırtıyorum! 52'den sonra 54! Ne oluyor mesela çılgınlık? Non-stop eğlence. Sabah 6. Ne oluyor? Şimdi o gün erken evdeyizdir falan. 4 gibi falan bir şeyler yemişiz. Öğlen yemeği yemişiz, geç yemişiz. Akşam siz gündüz yemeği... çalışmıyor musunuz bu arada? 4'te nasıl yemek yiyorsunuz akşam? Hafta sonudur, yaz saati. Oldu şimdi, tamam. Gibi bir şey.
Ya bu saatten sonra yemek yemeyelim diyoruz. Saat 6'da falan. Geçti artık. Akşam yemeği yenmez. Saat 10 oluyor. Oo! Geliyor çılgınlık. Hazır mıyız? Bak yaşlılar görüyorum, kalbinizi tutun ha. Tık diye devrilirsin. Burada yığılırsın, kaldıramayız bir daha. Çılgınlık geliyor. Hazır mıyız? 10'da gece. Ne yiyoruz? Sigara böreği! İçinde de sigara geçiyor. Ama bir şey söyleyeyim ben. 6'da yemek yemeye alışmış bir insan için de 10'da yemek gerçekten bir çılgınlık. Vallahi öyle yani. Ben ikna oldum. Söylemiyoruz zaten kimseye. Sırf size özel paylaştık. İnşallah polis basmaz. Bu büyük çılgınlık çünkü yani. Sabah 6'da kalkıp böyle birden benim haberim olmadan Eskişehir'e gitmişliğimiz de var mesela. Haberin nasıl yok? Kaçırmış seni benim. Al beni halıya dürmüş. Ben de şaşkın. Adam da sıkılmış sıkılmış. Ne yapayım 6'da artık hanımı dürerim ne yapayım. Uyanmaz. Evet sen gibi açarım oraya gidince. Kuzum. Sence eşin İbrahim senden daha iyisini bulabilir miydi? Bulamazdı. Vay. Ben hep söylüyorum. İyi ki benimle evlendin diyorum. Çok üzülürdüm sana. Benimle evlenmeseydin diyorum. Çok konuşuyorum bu konu hakkında. Şaka derken. Kızın içinden narsız çıktı buraya kadar. Tam hep diyorum kusursuzum diyorum. Mükemmelim diyorum. 6 kilo yani. Vereceğim diyorum ben. Bayağı iyi tutmuştum kendimi aslında ama patladı burada. Vallahi. Yani diyorum takılıyorum tabii ki şaka bir yana. Yapşuku! Bilmiyorum. Sanırım düşündüm ve gene cevabım aynı bulamazdı. Güzel. Öyle düşünüyorum. Hocam sence Gamze senden daha iyisini bulabilir miydi? Güzel fon yapıyor orada bir güzel. Bir dakika. Üçüncüyü alalım. Üçe! Şimdi. Bulabilirdim. Bilmiyorum. Öyle mi? Çok iyi anlaşıyoruz. Bilmiyorum. Sanki bulamazdı da olabilir. Karar ver oğlum. Yok yok bulamazdım. Ben yardımcı olayım. Kopya vereyim. Bulamazdım. Evet. Bence siz çok tencere kapak yani. Hakikaten. Bence tamamdır. Dur seyirciye soralım bakalım. Ankara ne düşünüyor? Sizce Gamze İbrahim'den daha iyisini bulabilir miydi? Bulabilirdi diyenler o desin. Küçük bir kalabalık bu. Şuradan 5 kişiyle şuradan 1-2 tane borazan sesle bağırdı. Yüksek gibi geldi öyle değil. Peki İbrahim Gamze'den daha iyisini bulabilir miydi? Bulabilirdi diyenler o desin. Biri çok eğlendi. Oo! Hocam hayran olduğun bir kadın ünlü var mı? Belki söylemezdim ama zaman çok önce yazmıştım. Magnum reklamında oynuyordu. Aslan Max abi. Büyük fanıyım. Şuradan gelse sakallarını tuturup şuradan zikrolduk hepimiz beraber. Kimmiş Magnum reklamını oynayan? Beyaz elbiseli. Melesler. Hocam! Ben bu kadını her gördüğümde ne güzel kadınmış diyordum yıllar önce. Adını öğrenmedin mi sonra? Yok öğrendim ki zaten. Kimmiş işte? Jessica Alba değil mi ya bu diyordum her seferinde sonuna doğru ama. Unutuyorum daha sonra bir daha görüyorum. Güzel kadınmış diyorum. Jessica Alba. Jessica Alba. Şuradan geldi. Elinde tepsi. Şuraya koymuş bir tane. Ne koymuş buraya? Testi. Yaşa testi. Böyle geliyor. Omzunu şöyle. Öyle geliyor. Diyor ki İbrahim diyor. Sana bir şey diyeceğim. Ben de 6'da kalkıyorum diyor. Jessica Alba'yla testisiyle tepsisiyle sabah 6'da birlikte uyanır mısın? Oha ne güzel sordun ya. Hayır buradan elini çıkar mısın? Yok. Vallahi. Vallahi. Kesin. Kesin. Canımsın. Kuzum var mı hayran olduğum ünlü? Bir zamanlar Leonardo DiCaprio'ydu. Şimdi çöktü mü o anlamda söylüyor. Yok benim ilgim azaldı kendisine. Ha anladım. Artık
sana ulaşmaya çalışıyor, karşılık vermiyorsun. Tabii. Anladın. Ben ikna artık oldum. Artık ben evlendim. Yazma artık kapıyı, evlendim ya. Evlendim ya ben. Şuradan geliyor. Buradan Caprio'yla el ele çıkar mısın? Çıkmam. Bir hafta onunla bir yere gider misin? Yok. Gezmeye? Asla. Yok. Yok. Çok cezbetmedi yani. Yani senaryo falan böyle hani hoş. Abi, senaryoyu beğenmedin, tamam. Yok yok, olayı komple yormayayım. Sağ ol, sağ ol. Siz için sorunuz bok gibi, kusura bakmayın da yani. Yok yok, sizi yormayayım. Giderdim ama siz bozdunuz, bütün büyüyü bozdunuz. Artık gitmem. Yok, hiç yorulmayın, gitmem. Yorulacağım, buna karışamazsınız ya siz. Yok yok, bana geçti ya siz. Tamam yani. Çok da hakim olmadığın birkaç tane adam var, bir grup. Sensiz tatile gidebilir mi? Gitsin istemem. Giderse çok üzülürüm yani. İnsanlara hakim değilsin hani. Yavaş yavaş geliyor. Gitmeyecek lan! Ama gitmek istiyorsa tabii ki gider. Asla. Çok güzel bir cevap. Şimdiye kadar gelen en ideal cevap olabilir bu senin söylediğin. Gitmek istiyorsa gider. İçine sinmeyebilir. Evde kudur. Bize ne yani? Böyle bir. Kuzum gidebilir mi? Gidebilir. Ben öbür kızlar için üzülürüm yani gitse. Benimki aşık ederken de ben biliyorum. Her bölümün sonunda olduğu gibi. Canım konuklarım. Öpsün Barış'ın. Bir şey eksik kaldı. Teşekkür et öptüğü için. Canım Ankara, çok güzel ağırladınız bizi. Çok orijinal bir bölüme geldik. Geldiniz hepiniz. Ekran başındakiler. YouTube'dan izleyenler. Dur arkadaşım, almayacağız bir dakika. Ben delirdim. Mersin'imizde bu kadar gülcü olmaz normalde ama. Bu vakte kadar izleyip en az 4 kez kahkaha atmış olanlar, sözüm sana. Diyelim Instagram'dan bendeniz Mesut Süre'yi takip etmiyorsun. Diyelim YouTube kanalımız Mesut Süre'yle ilişki testi kanalına abone olmadın. Sen bilirsin. Naif beddua sever. Hanımın, beyin kaçta yatarsa yatsın. 6'da dikelsin. Sana desin ki kalk Bitlis'e gidiyoruz. Çok güzel böyle oldu. Ayaklarınıza sağlık canım kardeşim. Ben de Mesut Süre. Görüşürüz. Bye bye. Arkadaşlar çok teşekkür ederiz. Vakit ayırdınız. Ankara. Görüşürüz.